Her iki takım için önemli bir maçtı. Kazanan Konya takımı oldu. Bugün 3 maç kazanarak buraya gelmiştik. Konya takımı da alt sıralardan kurtulmak. Biz de bugün kazanarak Trabzonspor'a 3 puan yaklaşmak hedefindeydik. Maça başlarken Konya daha coşkuluydu. Golü bulan taraf da Konya'ydı. Daha sonra golü yedikten sonra daha doğru oynamaya başladık. Rakip yarı alana gitmeye başladık. Trezeguet ile de çok net bir pozisyon bulduk. Değerlendirsek 1-1 girebilirdik içeri. Oyunun ikinci yarısında hem Konya'nın skoru koruyacağını düşünerek kendi yarı alanında savunma yapacağını planladık. Daha doğru yerleştik, daha doğru oyun oynadık. 75. dakikaya kadar da gol atabilmek için çok çaba sarf ettik. Ve hızlı adamlarını durdurmak için de savunma yapmak zorunda kaldık. 75'ten sonra iki forvete dönünce orta sahadan bir adam eksiltmek zorunda kaldık. Dönen her topta da Konya takımı kontra şansları yakaladı. Daha sonra hakemin durdurduğu bir pozisyon var. Hiç kimse ne için durdurduğunu anlamadı. Onun dönüşünde de ikinci golü yedik. Konya Spor takımını kutluyorum. Onlar iyi mücadele ettiler. Biz de son ana kadar maçı çevirmek için çok uğraştık, çok çabaladık. Bugün belki sahada en kötü, en formsuz olan hakemdi. Çünkü her iki takım için verdiği kararlar çok net kararlar değil. Evet, idare etmek böyle bir şey olsa gerek. Kalan maçlarda hem alt sıralar için, hem üst sıralar için, hem UEFA'ya oynayacak takımlar için çok önemli maçlar oynanacak. Lütfen ve lütfen renkleri bir kenara bırakmak lazım. Hakça bir mücadele vermek lazım. Kim hak edecekse o ligden düşsün. Kim hak edecekse o şampiyon olsun. Kim hak edecekse de UEFA sınırında o olsun. Bunu diliyorum bundan sonraki maçlar için. Konya'ya da kalan maçlarında başarılar diliyorum.